Sürdürülebilirlik anlayışının merkezi insan kaynakları oturumumuzda GTA UK Araştırma ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Sayın Ali Gizer bizlerle değerli bilgilerini paylaşacak. Ben hemen Sayın Ali Gizer'e sözü bırakıyorum ve izninizle ayrılıyorum. Buyurun Ali Bey. Merhabalar, herkes hoş geldi. Umarım sabahtan itibaren keyifli, güzel bir kongre takip ediyorsunuzdur. Oturumlar da keyifli, insanlar deneyimlerini paylaşıyorlar. Ben de elimden geldiğince iki ismi birleştireceğim. Sürdürülebilirlik anlayışının odağında insan kaynaklarıyla yaşamda ve işinde sürdürülebilir olmayı birleştireceğim. Bir sunum üzerinden anlatacağım konuyu. Onun içerisinde bazı tapaş hatalarımız olabilir. O yüzden önceden özür dilerim. Olabildiğince hızlı bir şekilde toparlayıp kalan süremizde de eğer bir 5-10 dakikamız kalabilirse sanırım chatten yazıyorsunuz soruları. O soruları yanıtlamaya çalışırız. Bir de sağ olsun Kaliter Ankara. Öncelikle teşekkür ederim bu güzel buluşmayı sağladığı için kendilerine, emeği geçen herkese. Bir de öğleden sonra sanırım bütün sunumlar bittikten sonra bir sosyal alanımız var. O alanda da özellikle sorularınız olursa onları da elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. Sunum sırasında teknik olarak sizin iyi görebilmeniz için tam ekran açacağım. O sırada chat'i görmüyor olacağım. Biraz otomatik anlatıyor gibi olacağım, kusura bakmayın. Fakat hemen biter bitmez de sizin sorularınıza bakmaya çalışacağım. Şimdi hemen paylaşıyorum. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Evet. Sanırım herkes tarafından rahatlıkla görülebiliyor şu anda. Önceden zaten Begüm Hanım bizi ikaz ediyor. Eğer bir hatamız olursa sunum sırasında. Ekran gelmedi henüz ama. Paylaştım ama bir kez daha paylaşayım. Şu anda geldi mi acaba? Geldi, evet, tamam, çok Tamam. teşekkürler. Tamam, ekran Tamam. yapabilirsiniz, sağ olun. Evet. Bir sorun yok herhalde. Sorun olduğunda paylaşırsınız. Şimdi buraları hızlı geçiyorum. Kaliter Ankara için yaptık. Şimdi ekonomide iki temel yaklaşım var, anlayış var. Bu bir serbest piyasa, bir de aslında bir eksen olarak düşünürsek bunu. Diğeri de tamamen ekonomiye de kamunun hakim olması. Aslında ikisi arasındaki temel fark elde edilen artı değerin nasıl değerlendirileceği ile ilgili. Simit tarafı artı değerin insanın sosyal bir varlık olarak yine toplumun içerisinde değerlendireceği varsayımından hareket ediyor. Marx'ın yaklaşımı ise artı değer kamusal bir kontrolde paylaşılmalıdır diyor. Fakat bu iki yaklaşım uzun yıllar devam ederken Smith'in bunu geliştirdiği süreçte sanayi devrimi, birinci sanayi devrimi yaşandığı için dünyada bir makinalaşma var ve Smith de bu şeyin içerisinde ekonomini anlatırken ekonominin çarkları gibi bir ifade kullanıyor. Smith'ten bahsediyoruz, aslında sonraki düşünürler bunu dile getiriyor ama ekonominin çarkları metaforu aslında birinci sanayi devriminin makineleşmesiyle ortaya çıkan bir şey. Şimdi bu çarklardan bahsedince de ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Ekonomiyi oluşturan bütün unsurlar da birer çark, yani makinenin işleyen parçaları. Bundan hareketle de en önemli unsurlardan bir tanesi olan insan kaynağı da, yani çalışanlar dediğimiz çalışan kesim ekonominin çarkı oluyor. Bu yalnız bu düşünce naif düşünce daha sonra çarpıklaşıyor ve en başta da iş sağlığı ve güvenliği dediğimiz unsuru uzun yıllar boyunca sekteye uğratıyor. Çünkü bir parça bozulduğu zaman değiştirebilme mantığı var. Fakat aradan geçen bunun üzerine düşünülen
dönemde bu çark metaforunun aslında çok da uygun bir metafor olmadığı ortaya çıkıyor. Bunu da en iyi dile getirenlerden bir tanesi de Julie Nelson dediğimiz bir feminist ekonomist. Feminist derken bu arada ideolojik manada söylüyorum bunu. Julie Nelson ise diyor ki insan, yani ekonomi diyor bir makine gibi değildir diyor. Çarklar söz konusu değildir. Ekonomi aslında bir insan bedenidir gibi diyor. Burada çok ciddi bir bakış açısı farklılaşması var. Bu neyi beraberinde getiriyor? Çark dediğiniz zaman bir parçayı değiştiriyorsunuz. Yeni parçayı koyduğunuzda makine çalışmaya devam ediyor. İnsan bedeni yaklaşımında ise karaciğeri kaybettiğiniz zaman bütün bedeni kaybediyorsunuz. O sebeple Julie Nelson'ın yaklaşımı aslında insan kaynağının bir organ olduğu, dolayısıyla bunun sağlığının, bütün ekonominin sağlığı anlamına geldiğini söyleyen bir yaklaşım farkı var. Bu tabii ki düşünce sisteminde ciddi farklılaşmalara sebep oluyor. Şimdi geç saate kalmadan sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde 8. madde dediğimiz insana yakışır iş ve ekonomik büyümenin de ne olduğunu kabaca bir görelim. Bu tarz hedefler aslında çok fazla okunmadığı için ben bir sefer izninizle bunu okumak istiyorum. 8. madde 9 tane özel sektör ve sivil toplum hedefi, 3 tane de 10 tane özel sektör sivil toplum hedefi, 2 tane de kamu hedefinden oluşuyor. Ve birincisi sürdürülebilir ekonomik büyüme, ikincisi ekonomik verimlilik için çeşitlendirme, yenilik getirme ve iyileştirme, istihdam yaratma ve işletmelerin büyümesine yönelik politikaların desteklenmesi, üçüncü alt hedefimiz tüketim ve üretimde kaynak verimliliğinin arttırılması, tam istihdam ve insana yakışır eşit ücretli iş, genç istihdamı ile genel ve mesleki eğitimin desteklenmesi, modern kölelik, insan ticareti ve çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi, işçi haklarının korunması ve güvenli çalışma ortamlarının desteklenmesi, faydalı ve sürdürülebilir turizmin desteklenmesi, banka, sigorta ve finans hizmetlerine evrensel erişim, ticarete destek amaçlı yardımların arttırılması, küresel bir genç istihdamı stratejisi geliştirilmesi. Şimdi bu hedeflerle ilgili bir tek bir açıklamada bulunacağım ben. Alt hedefleri görmüşsünüzdür mutlaka. Bu hedeflerin alfanümerik olarak değerlendirildiğini, alt hedeflerin kodlandığını görürsünüz. Yani 8-1, 8-2 diye gider ama bazıları 8-3'te, 8-6'da biter, 8A, 8B diye gider. Bu gizli bir kodlamadır aslına bakarsanız. Alfabetik olanlar kamu hedefleri. Nümerik olanlar ise daha ziyade özel sektörün ve sivil toplumun hedefleri. Şimdi bu hedeflerden anladığımız üzere, bunlar Türkiye'de şu anda sürdürülebilir kalkınma amaçları deniyor. Dünyadaki ismi değişmedi, hala Sustainable Development Goals. Bu insana yakışır bir gelişim ortamını aslına bakarsanız tesis etmeye çalışan bir manzume. Fakat buna hedef olarak değil, diğer taraftan da risk olarak bakmamız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Bunlardan herhangi bir resimde başarıya ulaşılamaması hali ya da kapsayıcılığının sağlanamaması hali total bütün iş gücü piyasasını ve ekonomiyi ne yapıyor? Etkiliyor. Şimdi World Economic Forum'u belki duymuşsunuzdur. Burada Intelligence diye bir alt başlığı var World Economic Forum'un ve orada iş gücü ve istihdam alanının odak konuları olarak 7 tane ana üzerinde durulması gereken iş gücüyle, insanla, çalışanla ve çalışan sürdürülebilirlik ilişkisiyle ilgili 7 tane unsurdan bahsediyor. Bunlar iş piyasasının değişen demografisi, sosyal koruma sistemlerinin genişlemesi ve kapsayıcılığı, eğitim ve sertifikasyon sistemlerindeki değişim, kapsayıcı iş gücü piyasaları, iş yaratma ve girişimcilik habitatının geliştirilmesi, işlerde ve becerilerde çeşitlenmeye gidilmesi ve yeni iş modelleri. Şimdi bunlar da aslında nelerden bahsediyor? Demografimiz değişiyor. Yani istihdamın yapısı değişiyor. Fakat her yerde eşit hızla değişmiyor. Dolayısıyla genç toplumlar var, yaşlı toplumlar var. Buralarda farklı politikalar üretilmesi gerekiyor. Nüfus açısından ülkeler arasındaki tek değişmesi de cinsiyet.
Yani dünyanın neresine giderse gidelim cinsiyet 50-50 genel partisyonu değişmiyor. Ama genç ekonomilerden, yaşlı ekonomilerden bahsedebiliyoruz. Bir de bu değişim, yani demografik değişim neye sebep oluyor? Ülkelerin yetenek havuzlarının ve vasıflı nüfusunun değişmesine sebep oluyor. Bu bizi neden enterese ediyor? Şimdi iş gücü nedir? Aslında ona bir bakmamız gerekiyor. Yani çalışan niye sürdürülebilirliğin odağında insan var? Şimdi bizim bir kontrol edebildiğimiz alan var. Yani iyi yönetişim yapabiliriz, governance'ımızı yönetebiliriz, ürün sorumluluğu veya ürün kompozisyonumuzu değiştirebiliriz. Arz talepten etkilenir, elbette ki talepten etkilenir. Fakat bir de kontrol edemediğimiz bir alan var. Yani içinde bulunduğumuz toplum ve çevresel performans, bunlar kontrol edemediğimiz alanlar. İşte yani dünya, dış dünya. Şimdi bizim en büyük gücümüzün ekonomik gücümüz olduğunu düşünürüz. Bazı şirketler buna inanır. Der ki yani ekonomik performansı, ya param var işte çok şey yapabilirim. Veya işte benim bir dolu ürünüm var. Herkes her alanda hizmet verebilirim. Fakat bu lokomotifin gidebilmesi, en arkadaki vagonun da onunla aynı şekilde tekerleklerinin dönmesine bağlı. Yani kasılmaması gerekiyor. Yani çevreyi istediğiniz kadar güçlü olun, ne yapamazsınız? Değiştiremezsiniz. Sosyal yapıyı da değiştiremezsiniz. Şimdi bu sosyal yapı, sosyal performans dediğim alandaki toplumun içerisinden bizim bu makineyi ilerletmemizi sağlayacak iş gücü vagonuna geçiş yapabilmek ancak insan haklarıyla mümkün. Bu eski GRI'ın bir tasnifi aslında. Sonradan standartla değiştirildi. Dolayısıyla kontrol edemediğimiz dünya ile kontrol edebildiğimizi zannettiğimiz şirketimizin uyumluluğunu sağlayan, gelişimini sağlayan, sürdürülebilme ihtimalini artıran yegane vasıf aslına bakarsanız iş gücü. Yani insan. Bu sebepten dolayı iş gücünün, yani bir kurumun en kıymetli unsuru nedir derseniz, bütün fasiliteleri bir kenara atın. Yani fabrikaları, işte tarlaları, onları, bunları, bunların hepsi geçicidir. Çok büyük şirketler batıyordur da zaten şu anda. Bunları ayakta tutan aslına bakarsanız nitelikli insan gücüdür. Şimdi peki bu daralma kriz dönemlerinde neyle karşılaşıyoruz? Şimdi BF tekrardan döndüğümüzde ikinci önemli konu nedir diyor? Sosyal koruma. Yani bir sosyal güvenlik sistemi bu işsizlik dönemlerinde yeni yaşam modellerine ve yeni ekonomiye yönelik olarak geliştirdiğimiz şeyi, iş gücünü, çünkü bunu biz yapıyoruz zaten. Yani devletler, hükümetler, anne babalar vesaire, geleceği biz biçimlendiriyoruz. Bunların bu geçiş sürelerinde ayakta kalmaları ise neye bağlı? Sosyal güvenlik sistemlerine bağlı. Sosyal güvenlik sistemleri de özel kamu dengesi ya da işte demografiye göre farklılık arz ediyor. Şimdi şu anda yaşadığımız durum nedir? Şu anda yaşadığımız durumda yine intelligence'a baktığımızda iki tane ana başlık görüyoruz. Covid başlığını görüyoruz, distant work'ü görüyoruz. Bu ikisinin de totalde aslında workforce and employment dediğimiz iş gücü piyasasıyla doğrudan ilişkili olduğunu görüyoruz. Ve ana kritik noktamız ne? Bu piyasanın ayakta durması, sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi. Yani iş gücümüzü, daha doğrusu insanlık olarak toplam iş yapma zekamızı risk altına alan bir COVID sorunuyla karşı karşıyayız. COVID aslına bakarsanız bu anlamda ana değerlerimize sahip olduğumuz değerlerin ne olduğunu yeniden analiz etmemize neden olan bir fenomen, katastrofik bir fenomen. Peki diğer taraftan neyi yapmaya devam ediyoruz? İşte bir dördüncü sanayi devrimi aşamasındayız. Daha esnek ve küresel ölçekte geçerli bir eğitim anlayışına sahip olmaya çalışıyoruz. Şimdi burada yaklaşık işte iş gücündeki 3 milyar insan çeşitli farklı yeteneklere ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı karşılamak için de
Sadece tek bir organ, yani örgün eğitim sistemiyle bunu sağlayamadığımız için işte sendikalar, dernekler, işte KALDER gibi kuruluşların yaptığı bu tarz buluşmalar veya sabahtan beri dinlediğimiz kurum içi uygulamalar neyi çağı yakalamamızı sağlayan bir eğitim habitatı yaratma gayreti. Peki yaratamazsak ne oluyor? Yaratamazsak durumumuz bu. Yani sol üst köşedeki grafikte bu Global Competitiveness Index dediğimiz bir World Bank'ın hazırladığı bir şey. Pardon, OECD'nin hazırladığı bir şey. Buna göre Türkiye'nin durumu nedir? Türkiye işte yarım yamalak eğitim uluslararası rekabetinin önündeki engel. Şimdi uluslararası rekabet deyince insanların hemen aklına şey geliyor. Yani şirketler, işte çalıştığımız şirketlerin uluslararası rekabette başarılı olması vesaire falan filan. Değil aslına bakarsanız. Yani bu total bir durum. Bizim de başarılı olmamızın önündeki engel bu. Bu sağ taraftaki grafiğe de bakarsanız, hani Quantity of Education diye sağ üst taraftaki grafikte niceliksel olarak Türkiye'nin eğitimde 164 ülke arasında birinci sırada olduğunu görüyoruz. Harikulade, yani okullaşmada bir sıkıntımız yok. Fakat hemen 4 satır, 3 satır altına baktığımızda, Quality of Education'a baktığımızda 99. sıradayız. Yani biz okulumuz var ama eğitimimiz yok. Şimdi bunu ortadan kaldıracak, bertaraf edecek bir politika içerisine girmemiz gerekiyor. Ne kadar bunun içerisindeyiz açıkçası şu anda çok fazla bilmiyoruz ki sol taraftaki grafikte yaklaşık 4 tane rekabeti engelleyen 4 tane unsur doğrudan ekonomiyle ilgili, onun dışında da eşitsizlikler söz konusu. Şimdi bir de iş gücünde bir kapsayıcılığa ihtiyacımız var. Yani insan kaynağını sürdürülebilirliğin ortasına yerleştirebilmek için onu kapsayabilmeye ihtiyacımız var. Bu kapsayıcılık ise hem sonuçlar üretiyor şu anda. Pozitif bir kapsayıcılık durumu yaşıyoruz. Diğer taraftan da negatif kapsayıcılık durumu yaşıyoruz. Yani iş gücü piyasalarındaki teknolojik gelişmeler birçok grup için zorluklara neden oluyor. İnsanlar işlerini kaybediyor, bu motivasyonlarını yitiriyor ve bu yönde yapılan çalışmalarda özellikle ayrımcılığın artık sadece dil, ırk vesaire değil, yani cinsiyet zaten baskın bir ayrımcılık durumu, onun yanı sıra yaşın da artık bir ayrımcılık sebebi olduğunu ortaya çıkartıyor. Bu anlamda yeni iş ortamını yaratırken istihdam edilebilme kabiliyeti olan ve zekamız olan, aslında bütün deneyimimiz, know-how'umuz olan insan kaynağının ekonominin içerisinde yer alması gerekiyor. Bu sadece gelir elde etmekle ilgili bir şey değil. Ekonominin düzgün çalışmasıyla ilgili bir şey. Ya ekonomi deyip de böyle her şeyi de ekonomiye bağlıyor gibi düşünmeyelim. Mübadele diyelim aslında. Mübadele alanımızın, insan olarak karşılıklı alışveriş alanımızın. Bu bugün paraya endekslidir, yarın başka bir şeye endeksli olur. Eskiden Trump'a endeksliydi, daha eskiden hiç yoktu. Şimdi mübadele alanındaki mübadele aracının ne olduğundan bağımsız olarak insan zaten mübadele üzerine kurgulanmış bir canlı türü. Bu alanın da sağlıklı olması çeşitliliğine bağlı. Yani cinsiyete göre, yaşa göre, diğer bütün ayrımcılık, şu anda ayrımcılık unsuru olarak kullanılan insani vasıfların bu mübadele ortamını düzenlemesi gerekiyor. Diğer taraftan burada ciddi sıkıntılarımız da var. En belirgini cinsiyet eşitsizliğinde karşımıza çıkıyor. Yine İLO'nun bir çalışması bu. İLO'nun yaptığı çalışmaya göre şöyle bir çalışma var. 2000-2017 yılları arasında işsizlikteki gelişimi cinsiyet bazında karşılaştırmış. Türkiye'ye baktığımız zaman 2000 yılında erkek işsizliği 6.63 iken 2017'de 9.77'ye çıkıyor. Relatif değişikliği ise %47.
Kadına baktığımızda aynı dönemde 2000 yılında 6.12 olan, %6.12 olan istihdam edilebilir kadın işsizliği 2017'ye geldiğimizde 14.40'a çıkıyor. Relatif değişikliği ise 135. Yani Türkiye bu manada 278 bu tablonun relatif change'e göre sort edilmiş hali düşünün. Yani kadın işsizliğine göre kadın işsizliğinin relatif değişimine göre sıralanmış hali. Bu manada 6. sırada yer alıyoruz 278 tane ülke ve ekonomik bölge arasında. Bu tabii ki çok trajik, çok dramatik bir şey. Bununla ciddi manada başa çıkmamız gerekiyor. Peki bunda en önemli etken ne? Aslına bakarsanız hiç görmediğimiz iklim sorunu, görmek istemediğimiz daha doğrusu iklim sorunu ve bunun iklim sorununun periferisinde gerçekleşen yıkıcı vakalar ve daralan ekonomi. Ekonominin zaten son 150-200 yıldır daha da fazlası var da hani ekonominin böyle sözde tıkır tıkır işlediğini varsaydığımız 200 yıllık dönemde zaten son derece erkek egemen bir ortam haline geldiği için ilk olarak ne oluyor? Ekonomide daralma yaşandığı zaman kadın istihdamın dışına itiliyor. Ve burada şöyle de bir sıkıntı var. Kadın istihdamın dışına yani bildiğimiz anlamdaki istihdamın dışına itilince de iş yapmıyor varsayılıyor. Yani toplam aslında ekonomik bir değer olan toplam üretimimizin belli bir kısmının ekonomi tarafından iş ve üretim olarak belli bir kısmının ise iş dışı ve üretim dışı olarak kodlanmış olmasının da bu puanda etkisi var. Bu anlamda her zaman cinsiyet eşitliği için şunu söylüyorum. Her platformda da cinsiyet eşitliği tekil bir mücadele alanı değildir. Bir iklim eylemi alanıdır. Yani yeni iş olanaklarını geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de Elon'un Green Jobs'unu izlemenizi yani çalışmalarına bir bakmanızı, Green Job yani yeşil iş çalışmalarına bir bakmanızı öneririm. Yeni iş alanlarının yaratılması ve girişimcilikte yine WEF'in üzerinde durduğu konulardan bir tanesi. Yeni yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor. Yeni iş alanları üretmemiz gerekiyor. Fakat bu tabii ki yukarıdan itibaren baktığımızda karşımıza ne çıkıyor? Bu yeni işin içerisine de girebilmek için istihdamın da iş gücüne ayak uyduracak bir stratejiyle geliştirmemiz ya da kendiliğinden gelişmesine olanak sağlayacak bir ortam yaratmamız gerekiyor. Çünkü insana yakışır iş dediğimiz veya istihdamın gelişimi aslında bir hedef değil. Sürdürülebilirliğin temel unsuru. Biz bunu beceremediğimiz zaman diğer yani bu 8. madde decent work economic growth 8. madde. Bu 8. maddeyi başaramayınca zaten 16 maddenin hiçbirinde ilerleme kaydedemiyoruz. Yani çeşitlenmedikçe istihdamı çeşitlendirmedikçe yeni istihdama uygun bir eğitim ortamı yaratmadıkça aslında diğer hedeflerin tamamı da taca çıkıyor. Çünkü dünyanın sorunları 100-200 insan ya da efendim mesela uzaya roket gönderen insanlarla çözülebilecek sorunlardan bahsetmiyoruz. 10 milyar insanın 2050 yılında total mücadele ettiği takdirde çözülebilecek sorunlarından bahsediyoruz. Dünyanın böyle sorunları var. 10 milyar insanın mücadele etmesi gerekiyor. Yani efendim mesela nitelikli bir üretimde bulunmak, nitelikli bir tüketimde bulunmak bunlar ancak belli bir asgari geçim standardını yakaladığınız zaman mümkün olabilecek şeyler. Ve becerilerimizi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Şimdi PwC'nin bir tane çalışması var mesela İngiltere'de yapay zekanın 2037'ye kadar diyelim ki 2047 milyon insanı işsiz bırakması durumu söz konusu. Ama buna karşılık da yeni iş alanları da 7.2 milyon iş yaratması bekleniyor. Tabii bu 2018 raporu üzerinden pandemi geçti. Şu anda İngiltere'de
işsizlik oranlarının Ekim ayı sonu itibariyle çift haneye ulaşması bekleniyor. Çünkü bu değişimi ayak uyduramıyoruz. Zaten sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin meselesi de bu. Herkes bunlara hedef gözüyle baktığı için işte pandemide sorun yaşıyoruz. Aslında yaşadığımız sorun sağlıklı bireyler 3.2 maddesi. Yani orada mesafe kat edemediğimiz için 1976'dan beri söylenen yeni bir şeyle de karşılaşmıyoruz. Herkes tabii ki bilgisi çok seviyor. Çok güzel öngörülü şeyler bildirimlerde bulunuyor. Bilgisin bizden farkı üyenin raporlarını okuması. Üyenin raporlarını okuduğunuz zaman 1976 yılından itibaren yani Habitat 1 toplantısından itibaren bir pandeminin ekonomide nasıl bir yıkıma sebep olacağı zaten senaryosuyla anlatılıyor. Bunun için de çok müneccim olmaya gerek yok. Bunu bekliyoruz zaten. Şimdi dolayısıyla bunun üzerindeki hiçbir çalışma yapmadığımız için de bütün istihdam piyasamız ve ekonomimiz ne oluyor? Alt üst oluyor. Çünkü o demin üzerinde geçtiğimiz sosyal korumayı falan karşılamamışız. Peki bu değişimi anlamak için ne yapmalıyız? Bir değişimi anlamak için bir fikir çemberimizi de biraz değiştirmemiz gerekiyor. Yani öğrenmeyi önemsememiz, farkındalığımızı artırmamız ve akılcı bir analiz anlayışına sahip olmamız gerekiyor. Bunun için küreselde neleri düşünmeliyiz, neleri gerçeklik olarak görmeliyiz, hangi sistemlerin etkisi altındayız bunları da anlamamız gerekiyor. Yani iklim ve çevre, sürdürülebilir gıda, büyümede eşitlik anlayışı, para politikaları, iş yaşamı ve anlayışı, teknolojik gelişim, temel değerler, küresel gerçek, enerji, ulaşım hepsini bu çarkın içerisinde büyük resmi görerek, küresel ölçekte bir empati kurarak, bunun geleceğiyle ilgili düşünerek, küçük ve yerel olan unsurları ve fikir parçacıklarını nazar dikkate alarak, bu anlamda kişisel farkındalığımızı da arttırarak ama her şeyden önce eleştirel düşünce ve kompleks site dediğimiz yani karmaşık ilişkileri görmek, komplo teorilerinden bahsetmiyorum, veriler arasındaki ilişkiyi algılamak ve bundan sonra da fikri gelişime katılmamız gerekiyor. Yani bir üretime geçmemiz gerekiyor öğrendiklerimizden hareketle. WEF'in son konusu ise yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi. Yani serbest çalışma dediğimiz, yarı zamanlı çalışma dediğimiz işlerin artık bir standart haline geleceğini de ne yapmamız lazım? Biliyor olmamız lazım. Bunlarla ilgili istatistikleri, verileri tutuyor olmamız lazım. İşsizlik verilerini, istihdam geliştirici politikaları yeni çalışma modellerine uygun olarak tasarlamamız gerekiyor. Bu tabii ki kamunun da çok dikkate alması gereken bir şey. Peki dünyayı korumak için neler yapabiliriz? Bir de biz bu dünyanın içerisinde güzel bir yer var. Tembel insanın dünyayı kurtarma rehberi diye bunu eğer ekranın fotoğrafını çekebilirseniz bulabilirsiniz. 4 tane ana başlığı var. Koltuğunuzda yerinizden kalkmadan, evden dışarı çıkmadan, mahallenizde ya da iş yerinizde neler yapabileceğinizi anlatan küresel ölçekte bu gelişime, sürdürülebilirlik gelişimine katkı sağlamanızı olanak sağlayacak bireysel uygulamaları da görebilirsiniz. Bu bireysel uygulamaların neredeyse tamamı sizi finansal olarak da rahatlatan hem moral olarak hem daha huzurlu insanlar olmanızı hem de dünyaya bir katkı sağladığınızı hissetmenizi sağlayacak. Bunu yapabilmek için de biraz kafanın rahat olması gerekiyor. Şimdi söz verdiğim gibi hızlıca bitirdim. Evet, son 2 dakika diyecektim ben de gerek kalmadı. Evet, evet. Çok çok hızlı bir şekilde bitirdim. Şimdi Sibel Hanım hoş geldiniz. Sizinle burada buluşmak çok güzel. Yılmaz Bey teşekkür ederiz. Sağ olun. Dilşat Hanım insana yakışır iş ve verimlilik büyüme ilişkisiyle ayrıca bir program dinlemek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eğer sorularınız varsa burada sorulara yanıt verebiliriz. Süremizi sanırım tam kullandık değil mi? Bir sıkıntı yaratmadı kimse de. Bir de sosyalleşme süremiz olacak zannedersem. Orada da belki sesli ve görüntülü de soruluyordur. Bilmiyorum nasıl olduğunu. Şimdi bir genel olarak toparlamak gerekirse özellikle bir mukabele aynı şekilde benim için de sizleri görmek çok keyifli.
şunu söylemek isteriz. Yani sürdürülebilirliğin temelinde bir insan meselesi var. İnsanın sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilmesi, bu sürdürülebilirlik mücadelesinin içerisinde olabilmesine bağlı. Bu ise günümüz koşullarında asgari düzeyde belli bir iş yapabilme, yani kendini iyi hissetmek için, daha doğrusu iş yapabilme kapasitesine sahip olmaya bağlı. Bunu da şu anda kerhen biz neyle, istihdam dediğimiz piyasayla karşılamaya çalışıyoruz. Fakat istihdamda bir hatamız var. Yani belli bir iş yerinde çalışan kişileri istihdama dahil kabul ediyoruz. Ekonomi kadının mesela veya erkeğin evde yaptığı üretimi, evde yaptığı eğitimi, çocuğunu büyütmesine, yeni nesillerin gelişimine sağladığı çabayı ya da aile büyüklerine bakması, basit örnekler veriyorum burada. Bunun dışında çok daha çeşitli olan o kitap okuması, parkta piknik yapması gibi, aslında her biri birer ekonomik faaliyet olan, yani sabah gözümüzü açtığımızdan itibaren kendi kendime yumurta kırıyorum. İşte bir yumurta, yağda yumurta yapıyorum, yiyorum. Şimdi bu evde yapılmış bir şey gibi gözüküyor. Halbuki bunu şu şekilde de yapabilirim, çıkabilirim. İşte köşedeki kafede de bana bir yumurta getir diyebilirim. Orada biri yumurta ve bunun karşılığında ona bir para veririm. Şimdi ekonomi bazı insani faaliyetlerin para karşılığı, bazılarının para karşılığı olmadığını söylerken, burada mesele para değil, ekonomik faaliyet olması olmaması. Evde yumurtayı kırdığımda beni ekonomik faaliyetin dışında, fakat bir kafede biri için kırıyorsam ya da benim için kırılıyorsa ekonomik faaliyetin içinde kabul ediyor. Şimdi bu mübadele aracının, aslına bakarsanız paranın ekonomiyi domine etmesinden kaynaklanıyor. Böyle olduğu zaman da kişiler buna kendiliğinden inanarak, kendisinin ekonomi dışında, ekonomik faaliyetlerinin dışında olduğunu, işsiz olduğunu, ev kadını olduğunu, ev adamı olduğunu, ev insanı olduğunu, her neyse, kabul ederek kendisini toplamda ekonominin dışında görüyor. Ekonominin dışında görünce dünyanın dışında görüyor. Halbuki biz dünyanın içerisindeyiz. 30 dakikam doldu. Söylemeye çalıştığım şey, her türlü insani faaliyet bir gelişim faaliyetidir, bir ekonomik faaliyettir. Sabri Bey, ben de çok teşekkür ederim. Emine Hanım, herkese teşekkür ediyorum. Tadını da bırakayım, 30 dakikada bırakayım. Olaylara farklı bakmanızı öneriyorum size. Neyin ekonomi faaliyet, neyin ekonomi faaliyet olmadığına karar verirken vicdanlı davranmamız gerekiyor. Aksi takdirde kapsayıcı bir insani gelişimden bahsedemeyiz deyip noktayı koyayım. 30 dakika tam sürer, değil mi? Evet. Çok ağzınıza sağlık. Evet. Çok keyifli. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sıktıysam özür dilerim. Sürçülisan ettiysek affolun. Estağfurullah. Çok eğlenceli, çok keyifli, çok bilgi doluydu. Çok teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için.